Bismillah. Bu dersimizde artık unsurlar konusuna giriş yapıyoruz. Daha önceki derslerimizde de çokça zikrettiğim üzere fizik felsefesi diyebileceğimiz alan, klasik felsefedeki üç tane temel başlığa taksim edilmiş, ayrılmış. Birincisi cisimlerin ortak özellikleriyle alakalı kısım. Es-sema'u tabi'i dediğimiz kısım. İkincisi felekiyat kısmı, feleklere mahsus meseleler. Feleğin, muhaddidin küre şeklinde olması, oluş bozuluşu kabul etmemesi vesaire, basit bir cisim olması gibi konuları ele alan alana felekiyat diyoruz. Üçüncüsü de unsurlara mahsus olan özellikler. Bu da oluş ve bozuluş alemi dediğimiz, bugünkü anlamda uzay dediğimiz alandaki varoluşun uzay dediğimiz kısmındaki cisimlerin özelliklerini, hususiyetlerini inceleyen alana verilen isim. İşte bugünkü dersimizle beraber unsurlar konusuna giriş yapmış oluyoruz. Şimdi unsurlar meselesi fiziksel anlamda tecrübemiz dahiline girebildiği gibi akli olarak metafiziksel çıkarımlarımıza dayanan kısımları da var. İbn-i Sina bazen fiziksel delillendirmelerde bulunacak, bazen metafiziksel, akli delillendirmelerde bulunacak. Bazen ikisi birden mevcut olacak, hangisi kolayına geliyorsa onu zikredecek. Unsurlar bahsine giriş yaptığımız kısım meşhurdur. Dört tane element, dört tane basit element. Bugünkü elementlerle karıştırmayın arkadaşlar. Şimdi bugünkü elementlere element denmiş. Ama onlar basit cisim değil. Kelime olarak element deniyor, evet. Ama basit cisim değil onlar. Onlarda proton var, nötron var, elektron var, başka parçacıklar var, başka özellikler var. Belki parçacık modelini kabul etmeyeceksiniz. Ama sonuçta farklı farklı kuvveler var bunda. O yüzden klasik felsefedeki basit cisim tanımına zaten girmiyor onlar. Klasik felsefede basit cisim dört taneydi. Bugün işte ispatlandı ki yüz küsür derseniz eğer basit cismin ne anlama geldiğini hiç anlamamışsınız demektir. Çünkü basit cisim neydi? %100 homojen. Bu tarafından şu tarafına kadar şuraya hiçbir kısmında farklı kuvve ve farklı özellik yok. Basit cisim bu demek. Atomlar böyle mi sizin bugünkü fizik teorinize göre? Hayır, atomlar böyle değil. Dolayısıyla atomlar, elementler, bileşik cisimler. Bunlar mürekkep, bileşik cisim. Element denmiş ismine. Tamam, element denmişse element diyelim. Ama bizim basit cisimden kastettiğimiz şey bunlar değil. Önce bir bunu anlayalım. Bizim basit cisimden kastettiğimiz ne? Az önce zikrettiğim gibi başka farklı farklı tabiatlardan birleşerek oluşmamış. Salt tek bir tabiata sahip cisim. Farklılık yok kendisinde. Salt %100 homojen. Hiçbir farklılık yok. Buna basit cisim deniyor. Şimdi biz unsurlar bahsinde öncelikle bu basit cisimleri tespit etmeye çalışıyoruz. Nedir bunlar? Ne tür özellikleri vardır? Bunu tespit etmeye çalışırken salt akli çıkarımlardan yararlanıyoruz başlangıçta. Öncelikle cismin kendisinden kurtulamayacağı, kaçamayacağı keyfiyetleri, arazları yani tespit ediyoruz. Bunlar üzerinden bu keyfiyetlerden yola çıkarak basit cisimlerin kaç tane olduğu üzerinde istidlalde bulunuyoruz. Bugünkü dersimizde bu keyfiyetleri ele alacağız. Dört tane keyfiyet vardır diyeceğiz cisimde. Klasik felsefede bunlara sıcaklık, soğukluk, nemlilik ve kuruluk denmiş. Dört tane temel keyfiyet. İlk keyfiyetler diyebileceğimiz keyfiyet. Fakat bunlar kafanızda şekillendiği gibi böyle günlük anlamla anlamayın. Filozoflar öyle anlamışlar, evet. Ama fark şu. Öncelikle metafiziksel delillendirmelerle ben anlatacağım az sonra onu. Dört tane keyfiyetin varlığına uğraşıyorlar. Bu keyfiyetlerde henüz daha sıcaklık, soğukluk falan diye bir şey yok. Böyle bir tasavvur oluşmamış. Bu keyfiyetler salt akli çıkarımda ulaştığımız dört tane keyfiyet. Sonra demişler ki Empedokles'ten itibaren özellikle
Demişler ki ya bu bizim ulaştığımız, akli olarak ulaştığımız keyfiyetlerden birisi işte ateşte de var gibi duruyor. Birisi suda var gibi duruyor, öbürü havada var, öbürü toprakta var gibi duruyor. İşte biz o yüzden bunlara dört temel madde, dört temel element diyelim demişler. Örtüştürme kısmında sıkıntı yani. Metafiziksel kısmında sıkıntı varsa da metafiziksel anlamda sıkıntı vardır. Yok demiyorum illaki ona da. Ama onun metafiziksel anlamda tartışılması lazım. Şimdi anlatınca görülecek ama genel çerçeveyi bir önce çizmem gerekiyor ki ne hakkında ve hangi usulle, hangi menhecle konuştuğumuz anlaşılsın. Bu şuna benziyor. İbn Sina ve diğer önceki filozofların birçoğu, sudur teorisini savunanların birçoğu diyelim en azından. Bunlar öncelikle akli çıkarımlarla akılların ve feleklerin birden fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardı. Sonra demişlerdi ki ya şu gördüğümüz cisimler gökyüzünde dönüyorlar dairesel dairesel. İşte bunlar bizim akli çıkarımlarla ulaştığımız akılların, feleklerin işte gerçek hayattaki karşılıkları. İşte şunlar felekler demişlerdi. Buradaki sıkıntı neydi? Sıkıntı akli çıkarımın yanlışlığında değil. O çıkarım doğru, evet. Akıllar, felekler birden fazla olması gerekiyor. Kesin. Ama o gördüğünün felek olduğuna dair gözleminden başka bir delilin yok idi. Onun yanlışlığı da ortaya çıktı. O ayın felek olmadığı mesela ortaya çıktı. Oraya çıkabildik çünkü biz. İnsanlar oraya ulaşabildi vesaire. Dolayısıyla buradaki yanlışlık ne? Sudur teorisinin kendisinde değil. Akılların çokluğunda veya feleklerin çokluğunda değil. Nerede? Senin şu aya felek demende sıkıntı. Başka bir şey de değil. Dolayısıyla burada şimdi aynı bu mantıkla düşüneceğiz. Metafiziksel çıkarımlar doğruysa doğru diyeceğiz. Doğru değilse metafiziksel anlamda itiraz ettiğimizden dolayı doğru değildir. Yani yine metafiziksel olarak yanlış dememiz gerekir. Yoksa örtüştürme neticesinde ulaşılan şeyin teorinin kendisine zarar verdiğini düşünmememiz gerekiyor. Söylemeye çalıştığım bu. Bu adamlar salt akli çıkarımlarla dört tane temel element olması, temel basit unsur olması gerektiğini söylediler. Ama bunu söylemelerinin sebebi şu alemde gözlemledikleri şeyler değil. Akli olarak bunu söylediler. Sonra gözlemledikleri şeyle onu örtüştürdüler. Deriz ki bu örtüştürmeniz yanlıştır. Yoksa şunu düşünüyor musunuz? Eskiden insanlar bir altının toprağa dönüştüğünü müşahede mi ettiler de altına toprak elementinin bir farklı versiyonudur dediler. Veya ateşin toprağa dönüştüğünü mü bunlar müşahede ettiler? Hayır. Yani bunları dört element olduğuna iten etken ne? Biz şimdi laboratuvarlarda yüz küsür tane elementi gözlemledik. Evet. Ondan dolayı elementler yüzdür, yüz küsürdür dedik. E sanki onlar bilmiyor muydu bu elementleri? Birçoğunu onlar da biliyorlardı. Altın, gümüş, birçok bakır hepsini biliyorlardı bunlar. Birçoğunu en azından biliyorlardı. Bizim bilmediğimiz bir şey değil, yani onların bilmediği bir şey değildi o. Bizim bildiğimiz ama onların bilmediği bir şey değildi bu farklılık. Peki neden dörde indirgediler? Basit cisimleri neden dörde indirgediler? Dörde indirgenmesinin sebebi gözlem değil işte onu demeye çalışıyorum. Yani neden suya bir cisim basit cisim dediler, havaya basit bir cisim dediler? Ateşe ateş cisim bile değil. Yani bugün biz cisim değil diyoruz. O zaman cisim gibi görünmüyor zaten adamlara ateş. Yani böyle elle tutamıyorsun, belli bir boyut kaplamıyor. Ateşin olduğu yere başka bir şey sokabiliyorsun. Normalde cisim cisim tedahül imkansızdır demiştik. Değil mi? Adamın gözlemine de ters yani. Ateşe cisim demeleri. Yani o zamanki insanlar ilkel gözlemlerle ulaştılar gibi bir önyargıya kapılmayın arkadaşlar. O zamanki insanların dört element vardır demesinin sebebi salt metafiziksel bir çıkarım. Daha sonra bu metafiziksel çıkarım gözlemlediğimiz alem ile örtüştürülüyor. Deniyor ki ya biz tam bak böyle bir şey bulmuştuk. Ateş de tam bu bulduğumuz şeye benziyor. O zaman ateştir o diyorlar. O örtüştürme yanlış. Yanlış olabilir. Bilmiyoruz belki de o da doğru çıkacak. Bilmiyoruz. O örtüştürme yanlış. Yani ileride ne çıkacağına şu an spoiler vermemek adına böyle söylüyorum. Teorinin kendisi yanlış mı? İşte ona odaklanacağız. Sizi özellikle uyarmak istediğim husus bu. Teorinin kendisine.
odaklanın. Şimdi İbn Sina öncelikle nasıl başlıyor? Öğrencinin zihninde şekillenmesi için öncelikle şöyle bir cisimsel alemde gözlemlediğimiz şeyler üzerinden dikkati oraya bir verelim diye dışarıdaki varlıklardan, dış alemdeki cisimlerden örnek vererek başlayacak. Sonra düşün diyecek. Tenbihun, tenbih. El ecsamu leti kıbelene, yani bizim içinde bulunduğumuz oluş bozuluş alemindeki cisimler. Necidu fiha, onlar da buluruz. Kuvvamu heyyi enahvel fiil, fiile doğru hazırlanmış kuvvetler. Yani fiile hazır kuvvetler buluruz. Fiile hazır keyfiyetler buluruz. Misler harareti vel burude, sıcaklık ve soğukluk gibi. Önce bir örnek veriyor. Kafanızda bir şekillensin. Yani hangi hususta, hangi konu hakkında konuşuyoruz? Kafanızda bir şekillensin. Sonra bunun daha analitik çıkarımlarına gireceğiz. Sıcaklık ne yapıyor? Burada bir sıcak madde var. Şuradaki soğuk maddeyi ısıtıyor değil mi? Soğuk madde sıcak maddeyi soğutuyor. Bakın, fiili etken bir tesir. Etken bir fiil, öyle diyelim. Etken bir kuvvet. Cisimlerde böyle şeyler var. Ve leze. Leze ne demek? Bu da sıcak gibi ama tam sıcak da değil. Asitin eritmesi olur ya, asit eritir bir şeyleri. Veya işte bir yaraya tuzu basarsın yakar. O tür bir şey, o tür bir mana. Yakıcılık gibi yani, böyle asitin yakması, tuzun yakması gibi bir yakma. Ve takdir, uyuşturma. Bu lez fiilinin tersi bu da işte. O yakıyor, öbürü uyuşturuyor gibi düşün. Ve misle tu'umin ve revaih kesira. Tatlar ve kokular da böyledir. Ve kuvamu heyye nahvel infiali es-seri'i evil batı. Şimdi etken fiiller bir etkide bulunucu kuvvetler olduğu gibi edilgide bulunan kuvvetler de var cisimde. Hızlı etkilenen veya yavaş etkilenen kuvvetler var. Misler rutubeti vel yubuse, nemlilik ve kuruluk gibi. Ve leyyin ve salabe, yumuşaklık ve sertlik gibi. Yumuşaklık ve sertlik etkili edilgen kuvvetlerdir değil mi? Edilgen. Ve luzuce yapışkanlık gibi bir şey sanırım. Veya esneklik. Bazı yerlerde o şekilde anladım. İkisi de denebilir. Yani çok önemli değil. İkisi de edilgen kuvvetlerdir sonuçta. Yapışkanlık veya esneklik diyebilirsiniz. Ve selase vel heşaşe. Bu ikisi de lüzucenin tersi. Yapışkanlık derseniz yapışkan olmamak. Esneklik derseniz esnek olmamak. Tamam. Şimdi örneği verdi. Dedi ki cisimlerde iki tür kuvvet var. Bir, etkileyici kuvvet. Kuvvetten kasıt burada keyfiyet. Etkileyici keyfiyetler. Bir de etkilenici keyfiyetler var. Tamam, ikiye ayırdık bakın. Şimdi analitik ilerlemek için felsefede, klasik felsefede sürekli bu şekilde ikiye ayırırız. Çünkü tam böyle zapt altına almamız lazım hepsini. Tek tek hepsini sayamayacağımıza göre sınıflandırıyoruz. Sınıflandırarak haklarında hükümlerde bulunuyoruz. O zaman cisimlerdeki İki tür kuvvet var. Etkileyici ve etkilenici kuvvetler. Sümme, bundan sonra diyorum ki örneği önce dikkatinizi çektim. İza fetteşte ve ecettet teemmül. Teftiş ettiğin zaman, derinlemesine araştırdığında ve çok iyi bir şekilde derinlemesine düşündüğünde vecettehe bulursun ki. Burada bazı açıklamalar yapayım sonra metne geçelim. Şimdi öncelikle ne hakkında konuşacağımızı, ne hakkında düşüneceğimizi bir önce işaretini verdi İbn Sina. Şimdi diyor ki bir düşün. Kad ta'ra an cemi'il kuvvel fe'ale. Cisimler bütün etken kuvvetlerden ayrılabilir ancak bazılarından ayrılamaz. Şimdi biz ne demiştik? Türsel sureti ispatlarken cisim belirli bir yoğunlukta olmaksızın bulunamaz.
Öyle değil mi? Sadece üç boyutlu bir cisim olamaz yani. Belirli bir yoğunluğu da olması gerekiyor. Bunun gibi cisimlerin ayrılamayacağı keyfiyetler var arkadaşlar. Buradan hareketle ilk keyfiyetleri tespit etmeye çalışacağız. Ayrılamayacağı keyfiyetler. Az önce keyfiyetleri ikiye ayırdık. Etkileyici ve etkilenici keyfiyetler olmak üzere. O zaman ben diyorum ki cisim olması bakımından zorunlu olarak ne tür keyfiyetlere sahip olmalıdır? Unsurlar aleminde demiştik ki doğrusal hareket vardır, değil mi? Doğrusal hareket. Oluş bozuluşu kabul eder, doğrusal hareket vardır. Peki, doğrusal hareket edebilen olan ve bozulan cisim doğrusal hareketi kabul ettiğine göre doğrusal hareketi kabul edebilen bir cisim kendisinde meyil ilkesi vardı. Hareket ettiği zaman meyil kuvveti vardı, değil mi? Doğal hayız burası diyelim. Cisim burada diyelim. Buradan böyle giderken bakın geçtiği yeri yararak gidiyor. Meyil kuvveti var. O kuvvetle geçtiği yeri yarıyor. Tamam, kafam mesela orada bir cisim gibi düşün. Bu geliyor. Yukarıyla aşağıyı bakın kafamın ayırdı. Değil mi? Ayırdı. O zaman sırf doğrusal hareket edebilmesinden kaynaklı olarak etken kuvveti bunun ayırmak ve birleştirmek. Ayırmak veya birleştirmek diyoruz. Bir cisimde sadece cisim olmasından dolayı herhangi bir tabiat için geçerli bu. Hangi türsel suret olursa olsun. Sadece cisim olduğundan dolayı ayırma kuvveti veya birleştirme kuvveti bulunması gerekiyor. Keyfiyet anlamında söylüyorum. Ayırma keyfiyeti veya birleştirme keyfiyetinin olması gerekiyor. Dışarıya tesiri, ayırma tesiri veya birleştirme tesirinden ayrı kalamaz kesinlikle bir cisim. Ayırmak ve birleştirme tesirinden kesinlikle ayrı kalamaz. Sonra infiali keyfiyetlere dönüyorum. Fiili keyfiyetler, etken keyfiyetlerde ayırmak ve birleştirmek dedik. Başka bir şey henüz söz konusu değil. Çünkü cisim sadece oluş bozuluşu kabul etmesi cihetinden bu ikisini zorunlu olarak gerektirir. İkisinden birini. Dereceleri olacak elbette. Ama bu ikisi cinsinden bir şeyin, bir etkinin olmasını mutlaka gerektirir. Etkilenme bakımındansa arkadaşlar, etkilenimsel, edilgen keyfiyetler bakımındansa ya kolay edilge etkilenir veya zor etkilenir diyoruz. Kolay etkilenme keyfiyeti kendisinde vardır veya zor etkilenme keyfiyeti kendisinde vardır. Bu isim böyle meyil var ama bir pamuğu kolaylıkla yarabilir veya bir işte jöleyi diyelim kolaylıkla yarabilir kendi doğal hayızına giderken ama bir demiri yaramaz. Öyle değil mi? İşte demir zor etkilenir çünkü. İnfiali kuvveti güçlüdür. Zor etkilenen bir cisimdir. Ama bir jöle kolayca etkilenir veya suda kolayca yüzebilirsin. Değil mi? Bunun gibi İki tür kuvvet söz konusu olabilir. Edilgenlik anlamında. Kolay edilgenlik ve zor edilgenlik. Bu açıdan demişler ki dört tane temel keyfiyet vardır. Bir, ayırıcı keyfiyet. İki, birleştirici keyfiyet. Bunlar etken keyfiyetler. Üç, kolay etkilenen keyfiyet. İster ayırıcılıktan ister birleştiricilikten. Dört, zor etkilenici keyfiyet. Bu dördünden cisim kesinlikle ayrılamaz arkadaşlar. İki etken kuvvetten o ikisinin arasında ayırıcılıkla birleştiriciliğin o kademelerinden biri kesinlikle olacak. Kolay etkilenmekle zor etkilenmenin en nihai noktalarının arasında kesinlikle bulunacak. Diyeceğiz ki bir dahaki dersimizde diyeceğiz bunu. Bu keyfiyetler ile türsel suretler arasındaki ilişki nedir? Türsel suretler mi bu keyfiyetlerin nihai ilkesidir? Yoksa bu keyfiyetler mi türsel suretlerin nihai ilkesidir? Diyeceğiz ki orada arazlar, keyfiyet arazdır çünkü. Arazlar cevherlerin nihai ilkesi olamayacağına göre o zaman türsel suretler bunların nihai ilkesidir.
Orada diyeceğiz ki biraz daha ayrıntılı geleceğim bu konuya bir dahaki derste. O zaman bu dört keyfiyetinde her birinin nihai ilkesi olan ve bu dört keyfiyetten her birinin zirvesi olan bir türsel suret olması gerekir diyeceğiz. Onlara da dört tane basit element adını vereceğiz. Bu dört basit element ateş, su, toprak, hava diyecekler filozoflar. Henüz daha demedik bakın ateş, su falan. Bu dört basit elementin diyeceğiz ki birincisinde ayırma kuvveti fazladır. Sonra diyeceğiz ki bu ayırma kuvvetinin fazla olduğu cisim gördüğümüz cisimlerden hangisi? Ateş daha yakın buna. En çok ayıran ateş. Her şeyi ayırıyor. Ne atarsan at ayrı veriyor. Ateş. Parçalıyor yani kendisini. O zaman demişler ki işte biz buna ateş diyelim. Bu ateş tam bizim bu bulduğumuz şeye benziyor bakın. Ateş diyelim demişler. Mesele bu arkadaşlar. Mesele ateş, su, toprak, hava meselesi değil. Burada yapılan bir çıkarım var. Bir sonraki dersimizde biraz daha net anlaşılacak. Şimdi sadece keyfiyetler üzerine odaklanmak istiyorum. Ama bir sonraki dersimizde bu ulaştığımız keyfiyetler üzerine basit cisimlerin özelliklerini dört tane olduğunu bina edeceğiz. Eğer bir zayıflık varsa bu çıkarımlarda yine felsefi anlamda bir zayıflık vardır. İtiraz bu şekilde getirilebilir elbette. Ama dikkat ettiyseniz bakın daha ateşten sudan bahsetmedik. Salt cismin cisim olması bakımından sahip olması gereken keyfiyetlere ulaşmaya çalıştık. Diğer keyfiyetleri soyarak. Rengi olmak zorunda değil mesela bir cismin. Değil mi? Rengi olmak zorunda değil. Veya başka kokusu olmak zorunda değil bir cismin. Ama cisim olduğundan dolayı yani cisim olması sebebiyle ayrılmak ve birleşmeyi kabul etmek zorunda. Ve bunlar oluş bozuluşu kabul ediyordu. Doğrusal hareketi kabul ediyorlardı. O zaman birbirlerini ayırmak ve birleştirme özelliklerine sahip bu cisimler. O keyfiyetlere sahipler. Bakın bundan ayrılamıyorlar. Bu keyfiyet olmaksızın bir cisim var olamıyor. Unsurlar aleminde. Oluş bozuluş aleminde. Aynı şekilde kolay etkilenmek ve zor etkilenmek. Bundan ayrılmaksızın belirli bir zorluğu olacak yani. Onu demek istiyorum. Ya en kolayı olacak ya en zoru olacak veya bunların arası olacak. Bundan bahsediyorum. Şimdi sıfır noktasından diyelim ki 100 noktasına kadar sıfır sıfır meyilli olan cisim varsayalım. %100 meyilli olan cisim. Şimdi şunu diyebilir birisi. Sıfırdan 100'e kadar işte en az meyilli bir cisim var edemezsiniz. Bir desen onun da gerisi var. Yarım desen onun da gerisi var. Sıfır diyemiyorsun diyebilir birisi. Burada şöyle bir şeyi kaçırıyor bu şahıs. Bu keyfiyetlerin illeti surettir. Nihai illeti suret. Bu keyfiyetler suretlerin illeti değil. Bunu metafiziksel olarak biliyoruz. Neden? Çünkü arazlar cevherlerin illeti olamaz. Türsel surette cevherdir. O zaman bu keyfiyetler neticesinde türsel suret oluşamaz. Türsel suret neticesinde bu keyfiyet oluşabilir. O zaman sıfıra yakın bir yerlerde en az meyle sahip olan, ya diyelim ki işte en az etkilenim kuvvetine sahip olan bir suret olması gerekiyor. Ondan sonraki surette ondan daha fazla etkilenim kuvvetine sahip. Arazlar da bunların illeti ise bu türsel suretlerin birbiriyle etkileşimlerinin malulü ise affedersiniz bu türsel suretlerin malulü ise bunların bir araya gelmesinden hepsini bir araya getirdin türsel suretlerin şu 10 meyilin daha aşağısı ortaya çıkabilir mi? Yani 10 meyille ile 15 meyili karıştırdın 9 meyil çıkabilir mi onun ortalaması? Hayır, 10 ile 15 arasında bir şey çıkacak. Dolayısıyla onun arkasına düşemez zaten. Bu yüzden diyeceğiz ki en düşük etkilenim kuvvetine sahip olan türsel suret şudur. En yüksek etkilenim kuvvetine sahip olan türsel suret budur. İki tane türsel suret oldu bakın. Gerisi bunların zaten karışımı. Dolayısıyla bu arada başka bir basit türsel suret olamaz. Aradakiler bunlar artık mürekkep türsel suretler. Şimdi en düşük burası, en yüksek burası.
bunun ikisinin karışımından en düşükten daha düşük bir şey de ortaya çıkamaz. En yüksekten daha yüksek bir şey de ortaya çıkamaz. Ondan dolayı arası hep bunların karışımıyla doludur. O zaman burada düşük etkilenimsel madde, yüksek etkilenimsel madde vardır. Aynısı etkileyicilik anlamında da, tesir gücü anlamında da geçerli. Dolayısıyla dört tane basit madde vardır, basit cisim vardır diyecekler. Etkilenim gücü, edilgi gücü, affedersiniz, edilgi gücü ve edilgi güçsüzlüğü, ayırma gücü ve birleştirme gücü. Dört tane basit kuvvet var, basit keyfiyet diyelim bunlara. Bunların dışındaki bütün keyfiyetler bu dördünün farklı kombinasyonlarla karışımından oluşmaktadır. Tamam, temel mantığı herhalde anlaşıldı. Bundan sonra ne yapılıyor? Bundan sonra bu ulaşılan sonuçlara şu gözlemlediğimiz alemden örtüştürmeler yapılıyor. Bu örtüştürmelere itiraz edebilirsiniz elbette. Bu örtüştürmelerin doğru olmadığı bugün açık. Ama bu yöntemin yapılan metafiziksel çıkarımın yanlışlığı örtüştürmenin yanlışlığıyla gösterilemez. Bunu kendisinde göstereceksin direkt. Direkt bu kıyasın kendisine ineceksin. Bu yaptığımız çıkarımların içinde bir hata varsa onu göstereceksin. Olabilir elbette. Ben hatasız tümden demiyorum. Anlatmaya çalışıyorum sadece mevzuyu. Ama mesele bundan ibarettir arkadaşlar. Tamam. Düşündüğün, iyi düşündüğün zaman dedi, bulursun ki cisimler etkilenimsel etken kuvvetlerin hepsinden ayrılırlar ama illa el harare vel burude. Ancak sıcaklıktan ve soğukluktan ayrılamazlar. Vel mutavassıt ellezî ve bunların ikisinin arasındaki bütün derecelerde. Yani bir sıcaklık, bir soğukluk değeri olacak. Aradaki derece ne oluyor? Ellezî yüstebrad bil kıyas ilel hâr. Sıcağa nispetle soğuk denir ona. Ve yüstehar bil kıyas ilel bârid. Kendisinden daha soğuk olana nispetle de sıcak denir. Neden sıcak soğuk dedi? Az önceki yaptığım kıyasa binaen. Dediler ki etken kuvvetler ya birleştiricilik kuvvetidir ya ayrıştırıcılık kuvvetidir. Ayrıştırıcılık kuvveti bizim gördüğümüz, deneyimlediğimiz niteliklerden hangisinde var? Sıcaklıkta var. Ona sıcaklık diyelim o zaman. Ayrıştırıcılık kuvveti demeyelim. Sıcaklık diyelim ki daha böyle işte bildiğimiz, tanıdığımız bir nitelik olsun. Birleştiricilik kuvveti de soğukluk. Soğuk bir şeyin soğukluğu arttıkça böyle artık kendisini birleştirir o şekilde söylemişler. Bunları böyle bir sembol gibi, temsil gibi düşünebilirsiniz. Bizim metafiziksel çıkarımımızdan uzaklaşmış olmamak adına söylüyorum bunu. Çünkü sıcaklık, soğukluk nispi şeyler. Ama bizim ulaştığımız ayrıştırıcılık kuvveti ve birleştiricilik kuvveti dediğimiz mesele bu metafiziksel bir meseledir. İbn Sina aslında bu benim dediğime dayanıyor. Ama burada yani kolay anlaşılması için kolay devri için söylüyorum tabii ki bunu. Devrinde bu şekilde fiziksel örnekler vermesi konunun daha kolay anlaşılmasını sağlıyordu. Ondan dolayı bunu tercih etti. Birkaç yerde daha bunu görmüştük. Metafiziksel delil vardı. Ama İbn Sina fiziksel delili kullanmayı tercih etti. Neden? Çünkü metafiziksel delil biraz zor anlaşılıyor. Biraz daha yani emek sarf edilmesi lazım. Öğrencinin kendisini sıkması, soyutlaması vesaire lazım. Ama fiziksel delili zikrederse kolaylıkla anlayacak öğrenci. O yüzden zorlaştırmadı işi. Fiziksel delili zikretti. Ama fiziksel delil bakıyorsun zayıf. Bugün anlıyoruz onu. Fiziksel delil zayıf. Dolayısıyla fiziksel delilin zayıflığından meselenin zayıflığı çıkarılmasın. Mesele fiziksel delile falan dayanmıyor. Mesele metafiziksel bir mesele. Bu metafiziksel meseleye fiziksel bazı tecrübelerimiz örtüştürülüyor. Bu örtüştürme sıkıntılı. İşte buna ayrıştırıcılık gücüne, keyfiyetine sıcaklık denmesi, birleştiricilik gücüne soğukluk denmesi böyle bir örtüştürme. O yüzden biz metafiziksel anlamda düşüneceğimiz zaman sıcaklık kelimesini okuduğumuzda veya soğukluk kelimesini okuduğumuzda fiziksel bir şey değil de metafiziksel bir iddiadan bahsediliyorsa bu söylediğim gelsin aklınıza. Ayrıştırıcılık kuvveti ve birleştiricilik kuvveti gelsin keyfiyeti. Tamam. Sonra ani bihaza
Bunda neyi kastediyorum diyor İbn-i Sina. Enneke tecidu fi kulli babin minha. Yani bütün keyfiyetleri düşün. Etken keyfiyetleri düşün. Onlardan her birisi enne cismen yucedu adimen li cinsihi. Herhangi bir cisim o keyfiyet olmaksızın da var olabilir. Mesela yekunu ve la levne fihi. Renksiz bulunması gibi. Ve la raiha ve la ta'am. Kokusuz ve tatsız bulunması gibi. Ya böyle bazı keyfiyetler vardır ki hiç olmayabilir. Cisimde var olmayabilir bunlar. Ev vecettehu veya var olur ama muntemiyen ilel harareti vel burude. Sıcaklığa ve soğukluğa dayanarak yani onlara tabi olarak vardır. Yani nihayetinde aslında o da sıcaklık veya soğukluktur. Farklı bir türüdür yani sıcaklığın veya soğukluğun. Misle lez'i ve takdir. Uyuşturma, asitleme yani yakmak ve uyuşturmak gibi. Bu da nihayetinde lez'i ne? Asitleme diyorduk değil mi? Asitleme. Bir şeyi atarsın asite, onu parçalar. Veya uyuşturursun kolu, bir iğneyle vesaire bir şeyle uyuşturursun. Hissetmezsin hiç. Onun soğuklukla bir alakası var mı? Ya bizim hissettiğimiz soğuklukla alakası yok. İşte mesele burada aslında gerçek anlamda, metafiziksel anlamda mesele sıcaklık ve soğukluk değil. Mesele ayrıştırıcılık ve birleştiricilik. Buradan da bunu çıkarabiliriz. Bunu zaten İbn-i Sina şifanın tabiiyat kısmında da söylediğim gibi zikrediyor. Az sonra da bir şurada göreceğiz infiali kuvvetler bahsinde. Tamam. Bu etken kuvvetler, etken keyfiyetlerle alakalı kısımdı. Ve kezalikel halu fil heyaat el muiddetu fil heyaat el muiddeti lil infial. Edilgen heyetler, arazlarda da, keyfiyetlerde de durum böyledir. Yani edilgenliğe hazırlayıcı heyetler, edilgenliğe hazırlayıcı keyfiyetler. Sertlik, yumuşaklık gibi. Fe inne teftiş ince derinlemesini araştırdığın zaman yulzimu şu gerekir. Şunu gerektirir yani teftiş. Ecsamel alem elleti teline bizim civarımızdaki cisimler yani uzaydaki oruç pozuluş alemindeki cisimler rutubetun ev yabuse ya nemlilik ile vasıflanır veya kuruluk ile vasıflanır. Li'enneha çünkü onlar imme en yeshule tefarrukuha. Bakın buraya dikkat edin arkadaşlar. Rutubet ve yobuse nemlilik ve kuruluk ıslaklık değil. İbn-i Sina özellikle bunu vurguluyor. Nemlilik ve kuruluk ıslaklık değil arkadaşlar. Nemlilik ve kuruluk ne? Ayrılması. Vettisaliha. Yeshule teferrukuha vettisaluha bitişmesi ve teşekkülüha şekillenmesi ya kolay olur ve terkuha li şekil min gayri mumana şeklini terk etmesi engel olmaksızın şeklini terk etmesi ya kolay olur fetekunu ratibe bu durumda nemli rutubetli olarak vasıflanır ev yes'u veya zor olur. Fetekunu yabise. Bu durumda da kuru olarak vasıflanır. Ne dedi burada? Edilgenliği ya kolay kabul eder ya zor kabul eder. Edilgenlik de ister ayrılık anlamındaki edilgenlik olsun, ister bitişiklik anlamındaki edilgenlik olsun. Yani bitiştirme eylemini veya ayrıştırma eylemini ya kolay kabul eder ya zor kabul eder. Ayrıştıran sıcaklıktı, bitiştiren soğukluktu ya. Ya bunu kolay kabul eder ya zor kabul eder. Dolayısıyla ne oldu bakın? Burada ıslaklıkla, kurulukla bir alaka aslında yok. Dediler ki ayrıştırmayı kolay kabul eden cisimler nasıl oluyor bizim gördüğümüz bu alemde? Islak cisimler daha çok kabul ediyor bunu. Ona rutubetli diyelim. Kuru cisimler de zor kabul ediyor. Ona da kuru diyelim. Şeye bu yas'ub kısmına şekillenmeyi zor kabul eden edilgen nitelik kısmına kuruluk diyelim. Koraya rutubet diyelim. Halbuki biz biliyoruz ki klasik felsefe için yani hava sudan daha rutubetli. Bu nasıl mümkün?
Hava sudan daha rutubetli. Çünkü hava daha kolay şekilleniyor değil mi? İşte ıslaklıkla alakalı değil mesela. O buna sadece bir giydirme, örtüştürme. Bizim akli çıkarımımıza sadece ıslaklık ve kuruluk diye örtüştürme yapılmış. Temsili bir şey gibi yani. Yani bu aslan diyorsun adama cesur olduğundan dolayı. Böyle bir benzetme gibi düşünülebilir. Benzetme gibi düşünülebilir. Arada bir benzerlik var. O benzerlik cihetiyle mecaz anlam kullanılıyor ama asıl kastedilen aslan değil. Onun cesareti mesela. Burada da sıcaklıktan, soğukluktan, yaşlıktan veya nemlilik diyelim veya kuruluktan kastedilen asıl mana bunların günlük anlamda kullandığımız manaları değil. Az önce zikrettiğim gibi metafiziksel manalarıdır. Metafiziksel. Yani aslında sıcaklık dediği zaman neyi kastediyor bu adam? Bilimsel anlamda değil, felsefi anlamda kullandığında söylüyorum. Bilimsel anlamda kullandığında evet bizim anladığımızı kullanıyor. Felsefi anlamda kullandığında sıcaklıktan kastı ayrıştırıcı kuvvet. Soğukluktan kastı birleştirici kuvvet. Yaşlıktan kastı edilgenliğin çok olduğu. Yani kolay etkilenen kuvvet, etkilenme kuvveti. Kuruluktan kasıt zor etkilenme kuvveti. Başka bir şey değil arkadaşlar. Bunun ötesi örtüştürmedir. Örtüştürme bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece bununla alakalı konuşuyoruz. Bu delillendirme doğru mu? Buna bakın, bunu düşünün. Yanlışlıklar elbette olabilir ama bu felsefi çerçevede yanlışlıktır. Metafiziksel çerçevede bir yanlışlıktır. Düşünürsünüz. Dersiniz ki bakın burada zikredilen meselelerde şöyle şöyle bir yanlışlık var. Veya bunun metafiziksel delilinde şöyle şöyle bir eksiklik var. Basit cisimlerin 4 değil 2 olması gerekiyor diyebilirsiniz. 3 olması gerekiyor diyebilirsiniz şundan şundan dolayı. 8 olması gerekiyor diyebilirsiniz. Veya başka görüşleriniz olabilir. Ama burada ya sıcaklık, soğukluk zaten bunlar tek bir nitelik. Soğukluk aslında sıcaklığın yokluğudur. Bugünkü fiziksel anlamda ele alıp ya bunlar da işte deli saçmasıdır diyerek sadece kolay kendiniz kolaylıkla bunları elemiş olursunuz yani. Burada söyleneni anlamamış olursunuz. Kolaylıkla eleyip işinizi kolaylaştırırsınız. Yani okumak zorunda olduğunuz kitapları azaltmış olursunuz. Kolaya kaçmış olursunuz yani tabiri caizse. Ama burada söylenmeye çalışılanı, metafiziksel anlamda, felsefi anlamda söylenmeye çalışılanı anlamanızda yarar var. Tamam. Bu emmelleti la yumkinu fiha zalike aslen bu edilgenlik ve etkilenme kendisinde asla bulunmayan felekiyat ise felek cisimleri ise feke gayriha unsurların gayrısıdır. Mineleşse cisimlerde. Çünkü onlarda etkilenme hiç yok. Hiç etkilenmiyor. Yani şey gibi buradaki zor etkilenme değil. Herhangi bir şekilde etkilenmiyor bunlar. Dolayısıyla bunlar unsuriyat değil zaten felekiyat. Böyle bir itiraz gelebilirdi yoksa bize. Derlerdi ki siz unsurlara zor etkilenir dediniz ama işte bazı unsurlar toprak zor etkilenir dediniz ama felekiyat hiç etkilenmiyor. O zaman o da mı toprak diyebilirlerdi. Biz diyeceğiz ki hayır felek hiç etkilenmiyor. Sıfır. Toprak zor etkileniyor. O yüzden biz şu an sadece unsuriyatla alakalı konuşuyoruz. Felekiyatın durumu bambaşka. Onlar hiç etkilenmiyor diyoruz. Bunu zaten ele almıştık. Tamam. Bu emma sairu ma yushbihu zalike fakat ya'ra anhu cismun biri fazla herhalde. Bunlar dışındaki bu dört nitelik dışındaki niteliklerden, bu dört nitelik ve bunların karışımı dışındaki niteliklerden cisimler ayrılabilir. Ev yentemi ile hateyni. Ha bu şu an az önce söylediği gibi etken keyfiyetlerde söylediği gibi edilgen keyfiyetlerden bahsediyor yine burada da. Yani edilgen keyfiyetlerde de kolaylık ve zorluk dışında başka edilgen kuvvetlerden, keyfiyetlerden cisim ayrılabilir. Veya ayrılmasa da o keyfiyet bu ikisine racidir. Kuruluk ve yaşlılığa racidir. İntima el-leyyini ve salabe, yumuşaklık ve sertlik böyledir mesela. Ve lüzuce vel heşaşe, yapışkanlık ve yapışkan olmamak veya esneklik ve
Esnek olmamak da aynı şekilde böyledir ve gayri zelik. Bunun gibi şeylerde. Neticede neye dayanıyor onlar da racidir? Rutubete ve yabuse yani kuruluğa racidir. Özetle burada söylenmeye çalışılan şey, cisimler keyfiyetsiz bir şekilde bulunamazlar. Cisimlerin zorunda olduğu keyfiyetler etkileyici ve etkilenici niteliklerdir. Etkileyici niteliklerden ayırıcı ve birleştirici niteliklerden ayrılamaz cisim. Etkilenici niteliklerdense kolay etkilenen ve zor etkilenen şeklinde farklı derecelere sahiptir. Dolayısıyla burada dört tane temel keyfiyetimiz var. Bu keyfiyetlerin dışındaki diğer keyfiyetlerden cisim ayrılabilir. Aklen bu mümkündür, ayrılabilir. Dolayısıyla bizim ilk keyfiyetler adını vereceğimiz dört tane keyfiyet vardır. Bunlar da eski filozoflar günlük tecrübelerimizle örtüştürmüşler, isim vermişler. Ayrıştırıcı kuvvete sıcaklık demişler, birleştirici kuvvete soğukluk demişler. Çabuk etkilenen kuvvete yaşlılık demişler, zor etkilenen kuvvete koruluk demişler. O yüzden biz bu dördünü duyduğumuz zaman bu anlamlar gelsin aklımıza. Başka bir şey gelmesin. Dördünü duyduğumuz zaman felsefede en azından bu dördünü klasik felsefede duyduğumuz zaman aklımıza bu anlamlar gelsin. Günlük anlamlar gelirse tabii deli saçması haline dönecektir. Bugün için tabii eskisi için elbette bunlar bilimsel anlamda da kabul edilebilecek görüşlerdi ama bugün biz felsefi anlamda bunları ele alıyoruz. Felsefi anlamda sıcaklık dediğimiz zaman ayrıştırıcılık kuvvetini kastettiğimiz anlaşılsın. Çünkü bu tabirler artık yerleşmiş. Biz bu metinleri okurken bu tabirleri hangi anlamda kullanıldıklarını bilmezsek yanlış anlarız. Ve bu hem küçümsememize sebep olur bu kitapları hem de kitaplarda yazılan bilgilerin değerinden, faydasından bizi mahrum bırakır. Zararlı yine biz çıkarız. Ama biz bugün bu meseleleri yeniden ele alıp yeniden yazdığımız zaman sıcaklık demeyiz ona. Ayrıştırıcılık kuvveti deriz. Onda sorun yok. Yani çünkü sıcaklık dersek artık yanlış anlaşılacak. O yüzden ayrıştırıcılık kuvveti deriz. Birleştiricilik kuvveti deriz. Kolay etkilenme kuvveti deriz. Zor etkilenme kuvveti deriz. Sonra bunların basit cisimlerine ateş su demem. Başka bir isim koyarım mesela. Ama bu metinleri okurken ne kastedildiğini anlamamız için bu nüanslar önemli arkadaşlar. O yüzden bu kadar ısrarla üzerinde durdum bu meselenin. Tamam. Şimdi bir dahaki derste bu dört keyfiyetin tahlili üzerinden dört basit cismin varlığının zorunlu olduğu konusunu tahlil edeceğiz. Bugünkü dersimiz bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.